Bugün anneme şişme yelek dikiyorum. Filato cep yapacağım. Cebe şişme yeleğin içinde kullandığım astardan şöyle bir şerit kestim, ütüledim. Bunu buraya dikeceğim. Çünkü kapşonun içinde gözükecek. Cepte de en azından şöyle bir dekor görüntüsü olsun diye. Filato cep dikmek için önce kapağı alta yerleştiriyorum. Üstüne yüzü içte kalacak şekilde cebin bir tanesini, sonra karşıya da cebin diğer tarafını yerleştiriyorum. Benim filato cebimin kapağı şu. Kapağı 4 santim olduğu için ortaya çizdiğim çizginin 2 santim sağına, 2 santim soluna çizgi çiziyorum. Ve 4 santimlik çizdikten sonra arada 4 santimlik bir boşluk olacak ki kapağı çevirdiğimde bu kapak o 4 santimlik yere girsin. Tam otursun yani bu şekilde. Ben şimdi yan dikişleri, çizgileri denk getirdim. Bu şekilde iğneledim karşılıklı. Yan dikişleri dikiyorum. Öncesinde şunu göstereyim. Filato cebin alt kısmına, şuraya ben şöyle bir köşe dikiyorum. Bunu da dikmenizi tavsiye ederim. Bu hem cebin daha köşelerinin daha sağlam kalması sağlayacak, hem de diktiğimiz bir şeyin üstüne spor dikişi ya da çima dikişi yapıyorduk biliyorsunuz. Bu da aslında bunun bir çiması gibi. Bunu da ben Rus hocamdan öğrenmiştim. Sadece şu köşeye dikiyor. Ben mesela bunu bir tane çalışmamda şöyle getirip döndürüp öbür köşeye birleştirmiştim. Bunu ilk kez yaptım. Ama bu da çok güzel, muntazam durmasını sağlıyor. Aklınızda bulunsun. Dikince nasıl görünüyor diyenler için de şöyle bir video çektim. Bakın iki cep de bu şekilde. Köşeleri bu şekilde döndüğünüzde çok daha güzel görünüyor bence. Bir de şunu söyleyeyim. Normalde cebin bu görünen kısmına kendi kumaşından parça kesip dikiyoruz. Ama benim hiç kumaşım kalmadığı için mecburen astarı kullandım. Hatta anneme dedim yani şuraya bir çıt çıt basayım. Çıt çıtla kapat bu cebi. Çünkü ben bu astarı görmekten rahatsız oldum ama annem hiç rahatsız olmadı. Bu şekilde cebi tamamladım. Şimdi cebi yaptıktan sonra omuz ve yan dikişleri kapatıp sonra astarımın dikimine başlıyorum. Astar için mont kalıbımın aynısından astarımı kestim. Kılapa kesiyorum ön taraf için ve kol için, yelek yapacağım için kol pervazı kesiyorum. Bunun şu kolun iç tarafını, pervazın iç tarafını birer santimden şu şekilde katlayıp iğneleyeceğim ve buradan dikeceğim. Öncelikle pervazı astara iğneliyorum. Sonra şöyle 1 santim kadar elyafını kesiyorum. Çünkü bunu katladığım zaman buraya rahatlıkla dikebilmeliyim. Direkt elyafın hepsini de çıkarabilirsiniz ama ben çıkarmayacağım. Sadece 1 santim kadar kesip buradan içine katlayıp buradan dikeceğim. Bu şekilde iğneledim. Şimdi iç taraflarından dikiyorum. Bakın bu tarafta hiçbir şey yapmadım. Sadece üst üste getirip iğneledim. Bu neden böyle yapıyoruz? Bunun kalıbı ayrı olsun, buranın kalıbı ayrı olsun diye düşünebilirsiniz. O zaman genel bütünlük bozulabilir. O yüzden yani ben bu şekilde öğrendiğim için yine astarı bu şekilde kullanıp üstüne dikiyoruz. Eğer astarla mont kumaşınız arasında ciddi bir kalınlık farkı varsa böyle diktiğiniz zaman da bu fark ortadan kalkmış oluyor. Çünkü genelde astarlar saten olur. Bunlar da kapitone bayağı kalın kalır. Siz bunu sadece burada kullanırsanız o zaman sıkıntı olur yani. O yüzden böyle bir arada kullanıyoruz. O zaman daha bütün, daha tok duruyor. Şimdi bu pervazları içten diktikten sonra astara sabitlemek için bu kapitone kumaşı şöyle tüm kenarlarından, pervazın tüm kenarlarından da dikeceğim. Aynı şekilde bunu da ortasından diktim. Şöyle kenarlarından da tüm kenarlarından dikerek astara sabitleyeceğim. Bakın dikince bu şekilde görünür. Pervazı diktikten sonra kolda ve önde bu şekilde görünecek. Etek kısmına da şu şekilde ayrı bir parça koyuyorum. Burayı da damamontta da aynı bu şekilde zaten astarlama yapıyoruz. Bunu da bu şekilde katlıyoruz. Ve yine aynı şekilde her tarafından dikiyorum. Astar ön parçam tamamlanmış oluyor. Size bir detay daha göstermek istiyorum. Şimdi biz buna şişme mont, şişme yelek diyoruz ama aslında bu şişme mont değil. Bu kapitone bir mont oluyor. Şişme mont olması için hoca bunu buna elyafa dikiyor. Kumaşı elyafa dikiyor. Sonra şu açıklıklardan burayı açıp içine elyaf dolduruyorlar.
böyle şerit şerit elyaflar dolduruluyor. Kolda da aynı şekilde, kola da dolduruluyor. Onu diktikten sonra bu tam bir şişme mont oluyor. Rusya'nın o sert soğuğunda onların en kendilerini soğuğa karşı koruma yöntemi bu şekilde. Yani dikiş dikenler her zaman elyaf doldurarak dikiyor. Bizim kursta da bir sürü kişi bu şekilde dikti. Hatta örnekler atmışlardı gruba. Ben de oradan biliyorum. Tabii bizim Türkiye soğuğunda çok da lazım bir şey değil. Ben bunu zaten mevsimlik dikiyorum. O yüzden gerek de duymadım. Ama aklınızda bulunsun yani. Soğuğa karşı da güzel bir yöntem. Ön bedendeki astar çalışmamın tüm parçalarını diktim. Sol tarafta sağ elle konulabilecek şekilde de bir cep yaptım. Para cebi. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bu bizim arka pervazımız. Arka ortanın pervazı. Bunu dikerken normalde, yani bunu normalde tek parça kesiyoruz. Ama benim kumaşım yetmediği için ben bunu ortadan birleştirecek şekilde iki parça kestim. Bunu dikerken normal ortadan diktim. Diktikten sonra şöyle fazla elyafı iki tarafından da kesiyoruz. Ve bunu ütüyle yatırıp sağından ve solundan dikiş yapıyoruz. Bu sayede bu tek parça olarak potluk olmadan pervazı hazırlamış oluyoruz. Bir de normalde etiket kullanıyorsanız buraya etiketi de dikersiniz. Ondan sonra bunu astara dikersiniz ki daha güzel, muntazam bir görüntüsü olsun. Sonradan etiket dikilmez. Pervazın orta dikişini yaptım. Şu şekilde görünecek içten. Üstüne dört tarafını ütülediğim astar kumaşımdan bir çerçeve yapıyorum. Bu çerçeve etiket çerçevesi değil. Bunun içine etiketinizi dikiyorsunuz. Bir işi ne kadar detaylandırırsanız, ne kadar çok, bakın burada 1, 2, 3 kat olacak. Ne kadar çok kat kullanırsanız o kadar kalitesi artıyor. O yüzden önce astarınızı koyun. Sonra astarın üstüne etiketinizi dikin buraya. İki tarafından dikin ya da elde dikin. Üç tarafından dikin. Arka beden astarını göstereceğim. Şöyle bir bolluk payı var bunda. 2 santim kadar. Bakın çıt atmışım. Bunu şöyle açıyorum. Açtım ve şu şekilde tek pile olacak şekilde katladım. Bakın yine açayım. Yine göstereyim. Şurası tam ortası. Bunlar pile işaretleri. Bir pileyi diğer pilenin üstüne koyup buradan tek pile yapıyorum. Astar tek pile yapılır. İki pile yapmayın. Bu şekilde yapılır yani. Bunun tekniği budur. Bunun üstüne de bu şekilde pervazımızı koyacağız. Pervazın bittiği yerden bakın pile. Burada bu şekilde hafif içe katlayacağım bunu. Ve yine aynı şekilde içten içe katlayıp içten dikeceğim. Dıştan da her tarafını incecik 2 milimden dikeceğim. Bu şekilde arka pervazın ortası böyle. Yanları da yine aynı şekilde kol pervazlarımı iğneleyip içe katlayıp iğneleyip dikeceğim. Şimdi burada önemli olan, bunu katladık, pileyi tam şu orta dikişe denk getirdim. Yani ortaya denk getirdim. Pileyi buraya kadar taşıdım. Buradan sonra böyle diktiğimde zaten bu pile yerine oturmuş olacak. Bir de şu kol pervazlarında ve ön ve arka pervazda, yaka pervazlarında pervazı katladığınızda, yani ön tarafla arka tarafın denk olmasına dikkat edin. Bu aşamada şu benim yaptığım gibi bu şekilde yatırıp bakabilirsiniz. Mesela bu tarafı iğneledim, bakın. Denk getirdim, iğneledim. Buradan diktiğimde kolu da aynı şekilde buna denk getireceğim. Buradan diktiğimde düzgün bir çalışma elde etmiş olacağım. Arka beden pervazının arka orta pervaz parçasını ve kolları tamamladım. Alt tarafı da şimdi dikeceğim. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu pile vardı. Şöyle baştan gelen. Bu pileyi böyle devam ettiriyoruz buraya kadar. Ve burada da yine burayı katlayıp, pervazı katlayıp diktikten sonra bu pile bu şekilde burada rahatlık payı verecek buraya. Son anda da şöyle bir şey fark ettim. Şöyle bir yırtık fark ettim kumaşımda. Oraya da aynı deseninde şöyle kumaş hazırladım. Bunu da üstten böyle dikeceğim buraya. Yırtık vardı. Yırtığın üstüne şu parçayı dikiyorum. Aynı desende kestim. Bakın aynı deseni denk getirerek dikiyorum. Bazı arkadaşlar şu pilenin, yani şöyle sola yatırdığım pileyi sağa yatırırsanız görünmez demişler ama bu pileyi dikmiyoruz. Bu pile böyle açık olduğu için zaten her halükarda burası görünecektir. Şimdi dikiyorum.
Şimdi kapşon dikimine geçiyorum. Kapşon kalıbı bu şekildeydi. Dama mont kalıbının aynısıdır bu. Bu da kadınlar için şişme mont ve şişme yelek kalıbı. Şu an denemesini dikiyorum biliyorsunuz. Şimdi normalde mont kalıbının kapşonu bu şekilde ama şu çizgiyi devam ettirip düz keserseniz buradan da yani şu parçası olmayan bir kapşon elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde dikeceğim. Ama aklınızda bulunsun. Dama montta, dama çocuk montunda da aynısını yapabilirsiniz. Düz indirip buradan zaten biliyorsunuz çıt çıtla bağlıyorduk. Bir yüzünü diktim bu şekilde. Burada işareti var. Arka ortaya gelecek yakanın çıtı var. Öbür tarafı yukarıya gelecek. Onun da işareti var kalıpta. Üstüne de diğer kapşon yüzünü koyuyorum. Ve yine aynı şekilde şu şekilde tüm baş çevresinden çıtlara dikkat ederek dikiyorum. Kapşonu bu şekilde tamamladım. Ara parçayı diktim. Astarın da yine astar pervazını, kapşonda da astar pervazı var. Bu pervazı buna dikiyorum. Ara parçanın ucundaki pervazı da ucuna dikiyorum. Bu iki kapşon bir ara parçayı dış beden kapşonundaki gibi birleştirip dikeceğim. Astarın tüm parçalarını birleştirdikten sonra ön beden ve arka bedeni birleştiriyorum omuzlardan. Birleştirirken şu birleşimlere dikkat edin. Bunu birleştirdikten sonra da yine payları sağ ve sola açıp iki taraftan dikeceğim. Bir tarafından diktim, şimdi sol taraftan da dikeceğim. Ve bunu potluk olmadan omuz geçişi olmasını sağlıyoruz bu şekilde. Ribanalı yakanın dikimine geçtim. Bu yakanın dikimini ben dama mont videomda, YouTube'daki videomda detaylı anlattığım için burada hızlı geçiyorum. Bu parça normalde tek parça olacak ama benim kumaşım kalmadığı için ben bunu iki ayrı parçayı birleştirerek yaptım. Şöyle bir yaka diktim. Şimdi bu yakayı bedene buluşturacağım. Şimdi değişik bir ayrıntı dikeceğim. Yakaya normalde bir parça ekliyorum ve oraya çıt çıt basmıştım videoda. Fakat burada fermuar ekleyeceğim. Fermuarı bir tarafını yakaya, bir tarafını da kapşona dikeceğim ve istenirse çıkarılabilir, istenirse kullanılabilir bir kapşon elde edeceğim. Şimdi bunu dikerken burada belirlediğim bir yer var, 7 santim. Oraya fermuarımı bu şekilde yerleştiriyorum ve fermuarı tüm yaka boyunca iğneliyorum. Ölçüyorsunuz ve şu uzunluk yakanın uzunluğu olursa bunu kendi kumaşından da kesebilirsiniz. Zaten biz bunu ikiye katlıyoruz bu şekilde. Ve şöyle bir yakamız olmuş oluyor. Böyle dolanıyor. Şu şekilde. Şöyle bir yaka olacak yani bitince. Şimdi bunu iğneledikten sonra yakamı bu şekilde şu kısımları hiçbir şekilde esnetmeden buraya iğneleyeceğim. Karşısında buraya iğneleyeceğim. Ribanayı gerdirerek eşit mesafelerde yakaya yedirerek iğneleyeceğim. Ve buradan böyle yaka boyunca dikeceğim. Yakanın fermuarını tüm yaka boyunca iğneledim. Bakın başladığım ve bitirdiğim yerlere dikkat edin. Yani eşit mesafede olsun fermuarınıza. Bunu ben şu anda deneme amaçlı yaptığım için kalıbı düzenliyorum aynı zamanda. Buraya çıt koyarım yani muhakkak. Şimdi bunu bu şekilde iğneledikten sonra yakamızın orta kısmı ribanalı. Eğer ribanasız yani sadece böyle kapitone kumaştan bir yaka yapmak istiyorsanız burayı, yakayı ölçüyorsunuz ve dümdüz bir dikdörtgen kesiyorsunuz. Aynı bu yakadaki gibi. Benim burada yaptığım yakanın farkı ribananın buraya gerilerek dikilmesi ve yakayı biraz daha kavramasını sağlayacak. O yüzden ben bu şekilde koydum ama aklınızda bulunsun. Eğer düz bir yaka yapacaksanız burayı, yakayı komple ölçüyorsunuz. Ve şu uzunluk yakanın uzunluğu olursa bunu kendi kumaşından da kesebilirsiniz. Zaten biz bunu ikiye katlıyoruz bu şekilde. Ve
şöyle bir yakamız olmuş oluyor. Böyle dolanıyor. Şu şekilde. Şöyle bir yaka olacak yani bitince. Fermuarı önce yakaya dikip sonra yakayı eklemek istedim. Çünkü böyle daha muntazam duracak. Şöyle diktim. Sonra yakayı iğneleyip dikeceğim. Şimdi yakayı iğneliyorum. Bakın başını iğneledim. Şurayı da iğneledim. Ribanalı kısım daha dar gelecektir. Ribananın ortasını, arka yakanın ortasına iğneliyorum. Sonra gerdirerek, yedirerek her yerine iğneleyeceğim. Ana bedenimize yakayı taktıktan sonra, bu şekilde diktikten sonra astarımızı alıyoruz ve yakayı astara yüzü yüzünde yerleştirip şu şekilde yine bu esnemeyen kısımlarını gerdirmeden iğneliyoruz. Ribanayı da yedirerek yakaya iğneliyoruz ve yakadan dikiyoruz. Yakayı kenarlardan iğneledikten sonra arka ortaya iğnelemeden önce şöyle bir kumaşı 4 kere içe katladım. Kalınlaştırdım yani. İki tarafından diktim. İki sıra halinde. Onu da bu şekilde yerleştiriyorum. Ortanın sağına ve soluna eşit mesafede olacak şekilde. Bu askı olacak. Daha rahat kullanılsın diye. Şimdi bunun üstüne yakayı iğneleyeceğim. Ve tüm yaka boyunca dikeceğim. Astar yaka ve beden bağlantısını yaptıktan sonra şu yan dikişlerde bu kapitone kumaş olduğu için, elyaf da olduğu için bunları iki tarafa açıp dikmek gerekir. Dikince bu şekilde görünecektir. Bunu muhakkak iki tarafa açıp dikmelisiniz. Sonrasında astarlama tulumlama yapacağız. Yan dikişlerin üstünden çimen çektikten sonra fermuarımı şu tam yakanın ortasını baz alarak fermuarı buraya iğneliyorum. İğneledikten sonra bakın karşı tarafını çıkartmadan iğneledim. Bunu bu şekilde iğneleyip şu kapitone çizgilerinin olduğu yerden çıtlar atacağım. Her kapitone çizgisinin olduğu yerden bir çıt atacağım. Bu sayede diğer fermuarı da karşı tarafa çizgiler denk gelecek şekilde iğneleyebileceğim. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra üstüne rüzgarlı yerleştiriyorum. Ben bunu damamont videosunda detaylıca anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunu bunun üstüne iğneleyeceğiz. Şu en baştaki iğneyi çıkarıp fermuarı araya alıp bu şekilde buraya iğneliyorum ve buradan rüzgarlı buraya dikeceğim. Kapşonu diktikten sonra bu şekilde çıtlar atalım ki şöyle döndüğünde bu köşeler güzel dönsün. Sonrasında burada işaretler arasına fermuar yerleştiriyoruz. Fermuar bu şekilde iğneliyoruz. Kapşonda şöyle bir çıkıntı vardı. Bunu prova yaptım ve önce biraz kısalttım, sonra iyice kestim. Hoşuma gitmedi. Bunu kalıptan çıkarıyorum. Kalıba bu şekilde devam edeceğim. Şimdi iki tane ilik açacağım. İlik açarak nasıl çalışabilirsiniz onu göstereceğim. İki tane ilik açtım. İki tarafına da fermuarı zaten dikmiştim. Şimdi ana kumaş ve astar yüzü yüzüne denk gelecek şekilde şöyle her tarafından baş çevresi ve boyun çevresinden iğneleyeceğim ve her tarafından dikeceğim. Tüm çevreden diktim. Bu şekilde. Şurada bir açıklık vardı. Şimdi bu açıklıktan şurayı ayarlayacağım. Düzüne çevireceğim bunu. Buradan ip geçireceğim. Bunu göstereceğim. İpin birini alttaki açıklıktan geçirdim. Şöyle içeriden geçirdim. Sonra buradan da geçireceğim. Bunu geçirmeye de bilirsiniz. Böyle iki tane ip geçebilen bir aparat yoksa elinizde. Burayı böyle düz bırakabilirsiniz. Düğüm atabilirsiniz yani. Ama bende böyle bir aparat vardı. Bunu değerlendireceğim. Şimdi şuradan da geçirip
Tekrar bu üstteki ilikten geçireceğim. Aparat içte kaldı. Bunu buradan şu fazlasını kesip bunu buraya dikeceğim. Bu ipin bu kısmını. Aynı şekilde öbür tarafa da aynı işlemi yapıp öbür tarafa da öbür ipin kalanını dikeceğim. Bu ipe dışarıdan müdahale edebileceğim bu şekilde. Kapşonu düzüne çevirip bir dikim hatası olmadığını görünce tüm çevrenin fazla dikiş paylarını bu şekilde kesip atalım. Ondan sonra tamamen düzüne çevirelim. Düzüne çevirdikten sonra tüm şu kapşon üst kısmını iğneliyoruz. Bu şekilde. Yani şu kat tam sıfırlanacak şekilde. Kat ortada kalacak şekilde. Ve bu ipi de içteki astar açıklığından elimizi sokarak kontrol ediyoruz. Bu ip tam şu sınırda olacak. Bu sınırdan geçirdim. Ve ip bakın şu içten dönüyor. Ve buralardan iğneledim. Şimdi şuradan şu ipin burayı büzmeyeceğine emin olacak şekilde düzeltiyorum. Buradan böyle başlıyorum. Yaka boyunca şöyle bir hat çizeceğim. Diğer iliklerin altında şurada kapatacağım bu dikişi. Son dikişi de diktikten sonra şöyle bir işlem kaldı. Bu astarın kapşonla birlikte yani şöyle ayrılmaması için içinde tam ortada şöyle iki ayrı noktada dikiş paylarını küçük bir parça dikeceğiz. O parçanın dikimini göstereceğim. Onları yaptıktan sonra bu kapşon, bu astar kapşondan ayrılmayacaktır. Sonra da burayı dikerek kapatıyorum. Bahsettiğim bağlantı şöyle bir şey. Astarla kapşonu iki ayrı noktada iki nokta belirliyoruz ve o noktada dikiş paylarına şöyle bir parça dikiyoruz. Bu parça 3-4 cm uzunluğunda, 1 cm eninde bir parça. Bunu dikiş paylarına dikersek astar ayrılmayacak ama hem de rahat hareket edecektir içeride. Dikiş paylarını birbirine dikerseniz kasma yapabilir. O yüzden böyle bir parça dikiyoruz. Bu daha sağlıklı bir sonuç veriyor. Bu şekilde öndeki parçayı diktim. Bakın burası böyledir. İsterseniz buradan sıkarak kapşonu sıkabilirsiniz. Şimdi şu alt taraftan şöyle gelip şu fermuar hattı boyunca dikeceğiz ve burada bitireceğiz. Şimdi fermuarı bu şekilde dikmiştim. Normalde ben bunun üstüne bir de böyle kapak dikmek istedim ama kumaşım yetmedi. Ama onu da nasıl dikeceğinizi kısaca anlatmak istiyorum. Şurası kumaş katı olacak. Burası ve alt tarafı kapatılmış olduğunu düşünün. Şuraya kadar getiriyorsunuz. Buradan bir dikiyorsunuz. Sonra katlıyorsunuz. Bir de üstten dikiyorsunuz. Bu tabii eni fazla olacak. Üstüne çıt çıt basıyorsunuz. Aynı şekilde şu karşı tarafa da buraya da çıt çıt karşılığını basıyorsunuz. Ve böyle bir kapağınız olmuş oluyor. Fermuarın bu tarafını bu şekilde yerleştirip dikmiştim. Karşısına çıtlar atmıştım çizgiler denk gelsin diye. Bu çıtlara göre, çizgilere göre yeni yerine iğneledim. Karşısına da burayı da dikeceğim. Burayı da dikeceğim. Diktikten sonra şu şekilde astarı üstüne getirip boylu boyunca iki tarafı da burayı da böyle içe kıvırıyorum. Bunu da bu şekilde üst üste getiriyorum. Şu boyun çıtları birbirine denk gelecek şekilde bunu da böyle boylu boyunca dikiyorum. Fermuarı diktim. Üstten dikişini dikmeden önce kolları çevireceğim. Kolları nasıl çeviriyorum? Alttaki açıklıktan elimi sokuyorum içeri. Ve koltuk altını bunu şu şekilde koltuk altını 1 cm içe kıvırıyorum. Ana kumaşı da 1 cm içe kıvırıyorum. Koltuk altından tutup diktiğim koltuk altını bu şekilde iğneledim. Koltuk altının bir tarafından tuta omuz dikişini buluyorum. Bunun da omuz dikişini buldum.
Bunu şimdi bu hat boyunca omuza kadar iğneleyeceğim ve koltuk altından omuza dikeceğim. Gösterdiğim yeri koltuk altından omuza kadar diktim. Daha fazla dikmiyorum. Bakın bir yarısını dikiyorum. Sonra bunu çevireceğim. Düzüne çevirince bu şekilde görünür. Diğer yarısı açık. Şimdi yine aynı şekilde elimi yine içten sokuyorum. Koltuk altını tutuyorum. Kendime çekeceğim. Ve yine aynı şekilde öbür omuza doğru olan öbür yolu dikeceğim. Bakın şimdi çektim. Burası zaten tek bir yol kaldı. Bunu böyle tutup iğneleyip şuradan yine omuza kadar dikiyorum. Buraları çıtlatıyorum. Şu her tarafı, burası dönen bir yüzey olduğu için makasla çıtlar atmam lazım rahat dönmesi için. Diktiğimiz yüzeye şöyle 2-3 santim aralıklarla makasla çıtlar atalım rahat dönmesi için. Bu şekilde iki adımda kol çevirme yapılırsa böyle bir tulumlama yapılmış oluyor. Buna en son şöyle çima dikişi yapıyoruz çevresinden. Şimdi son olarak etek ucu kaldı. Etek ucunu da şu astarda bir açıklık bırakmıştık yan dikişte. Buradan tersine çevireceğiz. Burayı tersinden komple dikip kapatacağız. Ondan sonra en son olarak şu fermuar kenarından alt boyunca yapacağımız çima dikişi kalacak. Boyun çevresinden dönecek bir çima dikişi kalacak. Alt kısmı dikmek için şöyle tersine çevirdim. Bunu dikerken şuraları, dikişleri birbirine denk getirmek lazım. Şuradaki yan dikişi de denk getiriyoruz. Her tarafından iğneliyoruz. Ortaları da denk getiriyoruz. Komple iğneleyip dikiyoruz. Bu dikişi diktikten sonra burada yine eğimli bir yüzey olduğu için buraya çıtlar atalım. Ya da bunu 2 milim kalana kadar dikiş fazla payını keselim. Aynı zamanda şu köşeleri de üçgen şekilde keselim. Rahat dönsün. Sonra astardaki açıklıktan, şu açıklıktan düzüne çevireceğiz. Yakayı riban ortada kalacak şekilde, bu şekilde omuzlar birbirini bulacak, başlar birbirini bulacak şekilde iğneliyoruz ve boydan boya dikiyoruz. Bu sayede yaka oynamayacaktır. Ribananın başladığı yerden başlıyoruz. Ribana boyunca, ribana bitimine kadar dikiş payından dikiyoruz. Dikişin üstünden değil, dikiş payından herhangi bir yerden dikiyoruz. Kolun çima dikişini yaptım. Şimdi ön tarafı yapacağım. Benim elimde bu fermuar olduğu için böyle parlak bir fermuar kullandım. Ama tarza genel olarak gitmediği için bu fermuarı gizleyeceğim. Gizlemek için de şu parçayı şöyle hafif içe doğru sokuyorum. Ve fermuarın üstünü hafif kapatacak şekilde bu şekilde ayarlıyorum. İçten ve dıştan, astardan ve dış kumaştan. Buradan çımasını yapacağım. Bu sayede fermuar kapattığımda fermuarın bu parlaklığı gözükmeyecek. Şimdi bu fermuarı gizleme konusunda riske atmamak için tel yapıyorum. Bakın normalde böyle ama ben şöyle hafif içe alıyorum bunu. İçten ve dıştan tutup telliyorum ve bu şekilde dikeceğim. Fermuarı kapattığımızda da bu parça fermuarı gölgeleyecek. Şimdi fermuarı bu şekilde gizliyorum. Bunun çima dikişine şuradan başlıyorum. Şöyle, şöyle. Sonra aşağı doğru ineceğim. Etek ucunu dolaşacağım. Yine yukarı çıkacağım. Öbür yakada bitireceğim. Ve tüm dikişlerini bitirdiğim bir şişme mont. Şöyle yakası. Şurası tutma yeri. Şurada bir para cebi. Bakın kolları falan hep böyle pervazlı. Çünkü görünebilir. Görünebilecek yerleri. Şu alt kısmı. Buralara hep pervaz yapıyoruz. Çevirdiğimde de cebi de bu şekilde.
Şuraya kumaşım anca bu kadar yettiği için bu kadar böyle bir koruma koydum. Fermuar koruması. Kapşonunda ipleri bu şekilde ayarlanabiliyor. Alt kısmını da göstereyim. Şöyle etek ucu. Ön tarafı düz, arkası hafif. Bombeli. Fermuar bu olduğu için, bu bende bu fermuar olduğu için bunu kullandım. Aslında biraz daha böyle sade, şu kumaşın rengine yakın bir fermuar kullanabilirdim. Şimdi mankenimizin üstüne çekimlerini yapacağım. Tüm çevrenin fermuar kenarından başlayıp şu alt boyunca dönen çima dikişini yaptıktan sonra son olarak ne yapıyoruz? Bu içteki açıklığı da şöyle kapatıp dikiyoruz ve montumuz kullanıma hazır. Şurada da yamamız var.